Her gün Diler, Harika 12'li Devlet terör örgütünün yuvalandığı yerlere çok kararlı bir şekilde müdahale ediyor. Daha önce hiç gösterilmeyen hassasiyetle ilerliyor ve PKK'ya büyük darbe indiriyor. İdil, Silopi, Sur, Cizre ve Nusaybin'de tablo buydu. Devlet buralarda PKK'yı bitirmek için kararlılığını gösterirken, yabancılar bazen vekil, bazen gazeteci, bazen insan hakları örgütlerinin temsilcisi olarak buralara geldi. Pek çoğu istihbarat elemanıydı görevliydi. Bu nedenle çatışmaların yanında büyük bir istihbarat savaşı yaşanıyordu. Pek çoğunu bilmiyorduk. Şimdi yine PKK'ya bir darbe vurulacak. Buradan yola çıkarak bombacıya, Beyoğlu'na ve ölen İsraillilere gelelim. İstihbaratın verdiği mücadeleyi de bilerek tabii. En değerli şey bilgi. Bilen kazanıyor. Günümüzde değişmeyen kural bu. Türk askeri ve polisi şimdi PKK'ya son darbeyi vurmak için çok akıllıca bir yöntemle Yüksekova'yı çevirdi. Kıskaca aldı. Burası hiç bilmediğimiz bir öneme sahip. Kimsenin konuşmadığı kadar kritik bir nokta. Çok uzak gibi dursa da Beyoğlu saldırısıyla da şimdi yükselen barış gelsin mesajlarıyla da yakından alakalı. Anlatalım. Biraz eskiye gidip başlayalım. Yıllar önce efsane mitçi olarak bilinen Hiram Abbas görev için Yunanistan'a gönderildi. Kıbrıs harekatından önce. Savaş kapıya dayanmıştı ve Yunanistan'la ilgili alınacak toplanacak her türlü istihbarat büyük önem taşıyordu. Devlet her zaman gerekeni yapardı. Bilmezdik, duymazdık. O zaman da şimdi de. Yunanistan'da da, Yüksekova'da da. Hiram Abbas Yunanistan'a gidince orada iki askeri kendine bağlamayı başardı. Yunan ordusuyla ilgili ciddi istihbarat topluyordu. Aldığı bilgileri kriptolarla Ankara'ya iletiyordu. Sonra çok önemli bir sanatçı ile tanıştı. Tanıştığı isim Yunan devleti tarafından çok saygı duyulan biriydi. Zeki Müren hayranıydı. Abbas isterseniz hemen tanıştırabilirim teklifini yaptı. Yunanlı şaşırdı. Hemen organizasyon başladı. Zeki Müren tam bir hafta yatla kendisine hayran olan sanatçıya mavi tura çıktı. Zeki Müren konuk olduğu yat ile gezerken gideceği yerlerin koordinatları MIT tarafından veriliyordu. Müren'in yanına konulan fotoğrafçı istihbaratçı da en gizemli koylarda en mahrem fotoğrafları çekerek merkeze yolluyordu. Zeki Müren, MIT'e büyük katkı vererek Yunan ordusunun Ege'deki hazırlıklarını belgeliyordu. Bu nedenle füze rampaları, askeri birliklerin hareketliliği çok özel çekimlerle tespit ediliyordu. O günün şartlarında çok önemli bir hizmet yapılıyordu. Zeki Müren de, MİT de bunu bilir ve kimseyle paylaşmazdı. İstihbarat örgütleri zaten ünlü isimleri o günde bugün de kullanmayı severdi. Şimdi de çok ilginç isimlerin önemli görevler yaptığını sezebiliyorum. Neyse, o gün alınan bilgiler nasıl değerli ise, şimdi de PKK'ya karşı, onların arkasındaki güçlere karşı alınan bilgiler de hayati önemde. Devlet Güneydoğu'daki terör yuvalarını temizledikten sonra sıra Yüksekova'ya geldi. Ama özellikle İngiliz basını daha çatışma yokken ortalığı karıştıracak manşetler atmaya başladı. Kendi kendime Yüksekova'dan bu adamlara ne diye sordum. Cevabını bilmediğim soruyla baş başaydım. Garipti ilgileri. Bir dostumla konuşunca ısrarın nedeni ortaya çıktı. Şaşırdım. Hem de çok. Devlet Yüksekova'yı itina ile çevirdi. Giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Adeta kuş uçurtmuyor. Kimseye zarar vermeden itina ile adımlarını atıyor. Aslında bu kadar çok asker ve polisin Yüksekova'da bulunmasının çok özel bir nedeni olduğunu duydum. Terör örgütü için günlerdir araya girmeyen kalmadı. Kimi bir koridor açın teröristler Irak'a geçsin, kimi çok ölümlü çatışmalar kapıda buna gerek yok, kimi de biz gençleri ikna edip oradan çıkarırız ama siz de gitmelerine izin verin teklifleriyle geldi. Nevruz dolayısıyla konuşanlar dün de barışı istiyoruz diyerek sürpriz çağrı yaptı. Barışı kim istemez? Gelsin hem de bir an önce. Ama bütün bunların üst üste gelmesinin başka bir anlamı olabilir miydi? Olabilirdi. Yüksekova'da büyük bir apartmanın PKK'nın merkezi olduğu bilgisi alındı. Burası silahla, mühimmatla dolu değildi. İçinde çok sayıda özel görevli vardı. Ama sorumlulukları o binayı içindekiler için korumaktı. Devlet bu binanın sırrını çözdüğü için önce etrafını çevirdi. Eğer Yüksekova'da ciddi bir direnme olacaksa bu bina için olacaktı. Çünkü o binanın içi para doluydu. Çok ama çok yüksek miktarda para. PKK'nın yani oradakilerin amacı o parayı korumak ve terörü finanse etmekti. Devlet de bunu bildiği için Adım adım o binaya yürüyordu. Bina gidince para da uçacaktı. Paranın geldiği yerse galiba dışarısıydı. En çok sesi çıkanlar mı gönderdi bilmiyorum. Ama birileri parayı korumak için yüksek ovadan devleti uzak tutmak istiyordu. HDP'nin bir anda barış istemesinin nedeni de sanırım buradan kaynaklanıyordu. Barış gelsin kim istemez ama paraya gerek var mı? Galiba bu kadar çok para olunca işler değişiyordu devam. Devletin PKK'ya yaptığı operasyonlar ve aldığı sonuçlar örgütte panik başlatmış durumda. Bunlardan biri de hiç bilmediğimiz önemli bir detay. İsrail'den alınan 12 adet çok özel silah bu silahlar şehirlere sıkışan örgütü sığındığı yerlerde etkisiz hale getirmek için inanılmaz bir teknoloji barındırıyor. Hollywood filmlerindeki gibi mermi gidip kapı arkasındaki hedefi buluyor hiç şaşırmadan. Gece gündüz fark etmiyor. Örgütün hiç beklemediği bir hamleydi bu. Şimdi bu 12'li korkutuyor. Silahların geldiği yerin İsrail olduğunu yazdık. Hemen bir soru. Acaba Beyoğlu'nda canlı bomba İsrailli turistleri bu nedenle mi hedef seçti? Bilemiyorum ama bu silahlar inanılmaz atış üstünlüğü getiriyor. Zaten canlı bombanın İsrailli kafileyi adım adım izleyip kendini patlatması asla ve kat a bir tesadüf değil. Altından başka neler çıkacak bakacağız ama kaldığı Barbarossa Otel'den çıkıp Beyoğlu'nda İsrailli turistleri hedef alması operasyonun keskin tarafı. Bilinçli ve kasıtlı. Söylendiği gibi erken patlatma falan yok. Tam yerinde, hedefin yanı başında patlatma söz konusu. İsrail'in Türkiye'ye yanaşmasına itirazı olanlarla, parayı korumak için PKK'yı öne atanlar bombalarla geliyor. İsraillilere fatura keserek hem de, nerede? Mossad'ın kurulduğu binanın önünde. Nerede? İsrail'in temellerinin atıldığı kapının önünde. Tesadüf olabilir mi bunlar? Elbette hayır. Beyoğlu İsrail için hep önemliydi. Orada vuruldular. Saldırı emrini verenler İsrail'e saldırmak için en anlamlı yeri seçmişti. Hep söylediğimiz gibi kimse zar atmıyordu. Bilinçli ve en ince ayrıntısına kadar hesap edilmiş bombalarla geliyorlardı. Savaş büyük. Ergün Diler Takvim